B maddesi doğru birimleri kullanarak integral t eşittir 0'dan t eşittir 40'a mutlak değer vt dt belirli integralinin anlamını problemin bağlamında açıklayınız diyor. Sağır iman toplamını tabloda verilen 4 alt aralık ile kullanarak bu integralin değerini yaklaşık olarak bulunuz diye de eklemişler. Önce birinci kısmı halledelim. Bu belirli integralin anlamı nedir? Hız bir vektördür, bir yönü vardır. Buraya, yukarıya baktığınız zaman bunu görebilirsiniz. Bazen hız pozitif iken bazen de negatiftir ve buna mantıklı bir yorum şöyle yapılabilir. Bu jalenin belli bir yönde gittiğindeki hızı der ise ki bu varsaydı yön pozitif yön olur. Bu da jalenin ters yönde gitmesi anlamına gelir. Yani jalenin burada pozitif hızı varken burada negatif hızı var. Yani ters yönde belli bir sürati var. Ve sonra tekrar pozitif hızı var. Şimdi eğer bunların mutlak değerini alır iseniz, yani eğer sadece hızın büyüklüğünü dikkate alırsanız konuştuğumuz şey sürat olur. Fakat bizim bahsettiğimiz şey sadece hızın mutlak değeri değil biz hızın mutlak değerinin zamana göre integralini alıyoruz. Zaman 0'dan 40'a kadar. Eğer süratin integralini alıyorsanız ve biliyorsunuz ki her küçük zamanda yani dt'de Jalen'in belirli bir sürati var. E o zaman bu Jalen'in kat ettiği mesafeyi yani yolu verir. Alınan yol ile yer değiştirme arasındaki farkı hatırlayın. Yer değiştirmeyi alınan net yol olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela ileri geri birçok kez gidip gelirseniz bunları alınan yola eklersiniz. Ama yer değiştirme bağlamında bunlar net olarak bakıldığında birbirini götüreceklerdir. Yani buradaki bize Jale'nin 40 dakikalık zamanda aldığı toplam yolu verecektir. Yer değiştirmesini değil. Eğer burada mutlak değer işareti olmasaydı o zaman yer değiştirmeden bahsediyor olacaktı Tamamdır, şöyle bir yazalım. Bu integral sıfırdan kırka mutlak değer vt dt, jalenin 40 dakikada aldığı toplam yoldur. Hatırlayın, zaman birimimiz dakikaydı ve bize doğru birimleri kullanarak demişlerdi. Evet, bu yazdığımız cümle doğru. Birimi metredir. Evet, bunu da ekleyelim. Tamam, şimdi bize sağ Riemann toplamını tabloda verilen 4 alt aralık ile kullanarak bu integralin değerini yaklaşık olarak hesaplayın diyorlar. Tamam, ee, ama sağ Riemann toplamıyla acaba neyi kastediyorlar? Bunun için mutlak değer vt'yi şöyle bir çizelim. Ve bu arada biz eksenleri çizme işini bir önceki kısımda halletmiştik. Aslında bunu sınavda yapmanıza da gerek yok ama ben burada sarı iman toplamı dediğimizde ne yapacağınızı anlamanıza yardımcı olmak için bunu yapıyorum. Peki turuncu noktalarımızda VT değerleri var ve biz bu VT'nin mutlak değerini göstermek istiyoruz öyle değil mi? Bunları da mor renkle gösterelim. Evet bunun mutlak değeri bu ve bunun mutlak değeri de bu. Bunun mutlak değeri de bu. Evet, şimdi eksi 220'nin mutlak değeri artı 220 olur. Burada görmüştük t eşittir 24 olduğunda ve t eksi 220 oluyor. Yani jale ters yönde tempolu koşuyor. Ama biz burada bunun mutlak değerini alıyoruz. Öyleyse t 24'e eşit olduğunda sürat 220 olacaktır. Çünkü mutlak değerini aldık. O halde bu değerimiz de yaklaşık olarak buralarda olur. Ve son olarak da bu noktanın mutlak değeri de kendisi olur. Şimdi biz sürat fonksiyonunun gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek asıl sürat fonksiyonu. Örneğin belki şöyle bir şeydir. Şöyle gider, sonra birden azıcık çöker ve devam eder. Tekrar ediyorum, biz gerçek sürat fonksiyonunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte bu vt'nin mutlak değeri ve buna sürat fonksiyonu da diyebileceğimizi söylemiştik. Eğer bunun integralini almak istersek ve eğer fonksiyonu tam olarak bilmiyor isek, bunu nasıl tam olarak olarak yapacağımızı da bilemeyiz. Ancak biz integralimizin yaklaşık olarak ne olacağını sağ Riemann toplamı ile bulabiliriz. Riemann toplamı ise bu alanın dikdörtgensel bölgelere parçalanıp tüm bunların alanlarının toplanmasıdır. Tabi bunun için birkaç yol vardır. Her bir dikdörtgen için sol sınırı yükseklik olarak alabilirsiniz ya da sağ sınırı yükseklik olarak alabilirsiniz. Bizden ise soruda sağ Riemann toplamını kullanmamızı istemişlerdi değil mi? Yani her bir aralıkta her bir dikdörtgen için alanın yaklaşık değerini bulurken fonksiyonumuzun sağ taraftaki değerini kullanacağız. O zaman şöyle yapalım. Burasını 4 dikdörtgene bölelim. Zaten bize 4 tane aralık vermişlerdi. Şimdi bir aralığımız 0'dan t eşittir. 12'ye kadar olur. Bakın burada görüyoruz. Diğer aralığımız 12'den 20'ye kadar olur. Sonraki aralığımızda 20'den 24'e. sonraki aralığımızda 24'den 40'a kadar gidiyor. Ve eğer bu Riemann toplamı kavramı size tamamen yabancı geliyorsa Khan Akademi'deki Riemann toplamları videolarını izlemenizi öneririm. Peki şimdi ilk aralığımız 0'dan 12'ye idi ve biz sağ taraftaki fonksiyonumuzun değerini bu dikdörtgenin yüksekliği olarak tanımlamak istiyoruz. O zaman hadi tanımlayalım bakalım. Bu bahsettiğimiz dikdörtgen bunun gibi bir şey olacak. Tamam oldu. Evet, bir sonraki dikdörtgen 12'den 20'ye kadar gider. 12'den 20'ye olduğunu yukarıda görüyoruz. O zaman fonksiyonumuzun 20'deki değerini bu dikdörtgenin yüksekliği olarak tanımlayalım. Yani şu şekilde olur. Evet. Bir saniye. Burayı elle çizeyim. Evet, tamam. Şimdi oldu. Ve bir sonraki dikdörtgen t eşittir 20'den t eşittir 24'e gider ve sağ tarafı ile dikdörtgenin yüksekliğini tanımlamak istiyoruz. Biraz düzensiz olduğunu fark etmiş olabilirsiniz ama bu tamamen normal, sıkıntı yok. Hepsinin aynı genişlikte olması gerekmiyor. Burada da yükseklik böyle bir şey oldu. Ve son aralığımız t eşittir 24'ten t eşittir 40'a kadar. Sağ kenarı yükseklik olarak kullanıyorduk. Şimdi yaptığımız son aralık burasıydı ve son aralığımız da burası olacak ve yüksekliğimizi tanımlamak için sağ kenarı kullanıyoruz. Bundan dolayı da sağ riman toplamı dediğimizi de söylemiştik. Tamam şimdi mutlak değer vt'nin integralinin yaklaşık değeri işte bu dikdörtgenlerin alanları toplamı olacaktır. Şöyle yazalım öyleyse, integral 0'dan 40'a kadar mutlak değer vt dt yaklaşık olarak şu olur zamandaki ilk değişimimiz ne kadar olur ise bununla bu yüksekliğimizi çarpacağız. Tamam bizim zamandaki ilk değişim miktarımız 12. O zaman 12 çarpı peki yükseklik nedir? Yani V12'yi merak ediyoruz. Bunun 200 olduğunu biliyorduk öyle değil mi? V12 200'dür. O zaman burası 12 çarpı 200 oldu. Artı bir sonraki aralığımız 12'den 20'ye gidiyor. Öyleyse burası 8 çarpı buradaki yükseklik olacak. Yani V 20. Peki nedir bu? Ve 20'miz de 240. O zaman 8 çarpı 240 yaptık. Ve bir sonraki aralığımız da 20'den 24'e kadardı. Buradaki zaman değişimi de 4. Evet. Peki 24 zamanında yüksekliğimiz ne kadardı? Bakalım hatırlayın. Biz bu değerin mutlak değerini almıştık öyle değil mi? Buna artı 220 demiştik. Yani 4 çarpı 220 oldu burası ve son dikdörtgende zamandaki değişimimiz için 24'ten 40'a gidiyoruz yani zamandaki değişim 16'dır çarpı 40'daki yükseklik diyeceğiz 150 diye hatırlıyorum bir bakalım evet 150'ymiş tamam çarpı 150 dedik. Şimdi burada yaptığımız şeyin anlaşıldığından emin olmak için söylüyorum. Burada yaptığımız şey bu dikdörtgenlerin alanlarını toplamaktan başka bir şey değil. Bu dikdörtgenin alanı 12 çarpı 200. Bu dikdörtgenin alanı 8 çarpı 240. Bu dikdörtgenin alanı 4 çarpı 220 ve bu dikdörtgenin alanı da 16 çarpı 150. Şimdi bakalım ne çıkacak. Bunu hesaplayabiliriz. Evet sınavın bu kısmı hesap makinesi kullanılmıyor. O yüzden bunu kendimiz yapacağız. Sıkıntı yok. 12 çarpı 200, 2400 eder öyle değil mi? Artı 8 çarpı 240 bu da 1600 artı 320 yani 1920 yapar. Doğru yaptık değil mi? 8 çarpı 40, evet 320 artı 1600. Tamam. Doğru. Artı burası 880 artı bunu şöyle yapalım. 15 çarpı 150, 2250 olur ve biz buna bir tane daha 150 ekler isek 2400 olur. Öyle değil mi? 2400. Ve biz bunların hepsini toplamak istiyoruz. Bunu da en kolay yoldan yapalım. 2400 artı 1920 artı 880 ve artı bir tane daha 2400. Bu da bize şunu verir. Bir sıfır gelir. Bir onluk geldi. 9 Dokuz artı 9'umuz var. 18 artı 8 bu da 26 yaptı ve sonra 7'miz var. Yani 7600 bulduk. Belki burası eşittir 7600'müş ve net olması için buna metre birimini de ekleyelim. Şimdi burada az önce bulduğumuz şey bir alan değeri değil miydi? Alanlar metre kare türünden olmaz mı? diyebilirsiniz ama hatırlayın biz hız grafiğinin altındaki alanı buluyoruz ve eğer birimlerimize bakarsanız mesela şuradaki dikdörtgen için konuşalım 12 dakika ile 200 metre bölü dakikayı çarpıyorsunuz. Bunları çarptığınızda da dakika dakikayı götürüyor ve geriye 2400 metre kalıyor. Yani alan olmasına rağmen birimlere baktığınızda birimimiz metre olur. Metre kare değil.